Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde her yıl kitap fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklere kameralarımızı çeviriyoruz. Etkinlik kapsamında düzenlenen panelin bu yılki konukları Profesör Doktor İlber Ortaylı ve Profesör Doktor Vahdettin Engin oldu. Londra Yunus Emre Enstitüsü'nün Londra Kitap Fuarı kapsamında organize ettiği etkinliklerin sonuncusu geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşti. Enstitüde düzenlenen etkinliğe Profesör Doktor İrbel Ortaylı ve Profesör Doktor Vahdettin Engin katıldı. Profesör Doktor İrbel Ortaylı Londra Aktüel'e konuştu. Evet, İlber Ortaylı bizlerle birlikte Londra'dayız, Yunus Emre Enstitüsü'ndeyiz. Merhabalar. Evet, Yunus Emre Enstitüsü'nün bizim geniş bir ağı vardır biliyorsunuz. Londra'daki yeni bir faaliyeti var gene. Bu çıkan Yıldız albümlerinin 4 ülkeyle ilgili kısmı yavaş yavaş buralarda tanıtılıyor, lansmanı yapılıyor. Kitabın İngilizce'ye de tercümesi yapıldı zaten. Onun için bir konferans tertipledik Vahdettin Engin Hoca ile birlikte. Gelecek seferde gene Londra'daki öğrencilerimize bir programımız olacak. Birkaç ay sonra görüşürüz. Etkinlikte konuşmacı olarak Londralılara seslenen Profesör Doktor Vahdettin Engin etkinliğe dair notlarını paylaştı. Profesör Vahdettin Engin şimdi bizlerle birlikte Yunus Emre Enstitüsü'ndeki konuşmanız evet. Biraz önce bitti. Efendim isterseniz sizden alalım bugünle ilgili detayları. Şimdi Vahdettin Engin, ben Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim ve genellikle de Sultan II. Abdülhamit ile ilgili çalışmalarım biraz daha yoğunlaşıyor. Başka alanlarda da çalışıyoruz ama Sultan II. Abdülhamit'in tabii ki 2018 yılı vefatının 100. yıl dönümü. Bu anlamda da aslında Türkiye'de de birçok anma etkinlikleri yapıldı. Ve bunun tabii yurt dışına yayılması da önemliydi. Bu çerçevede bir etkinlikte biraz önce burada gerçekleştirildi. Şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Sultan II. Abdülhamit Araştırma ve Uygulama Merkezi var. Melek Hanım'ın müdürlüğünü yaptığı bir merkez. Şimdi bu merkez gerçekten yoğun çalışmalar yapıyor. Ve bu anlamda Yıldız albümleri değerlendirilerek işte bugün büyük ülkeler ve 19. yüzyılın büyük ülkeleri olarak Osmanlı Devleti ile münasebetler açısından 2. Abdülhamid'in bu ülkelere yollamış olduğu albümler var. Bir nevi algı şeklinde de diyebiliriz buna. Yani Osmanlı coğrafyasının her bölgesinden çekilmiş olan fotoğrafları bu ülkelere gönderiyor ve şunu mesajı vermek istiyor. Bizim ülkemiz bakın böyle modern bir ülkedir, gelişmiş bir ülkedir, kalkınmış bir ülkedir. Bu mesajı vermeye yönelik olarak bu fotoğraflar, albümler gönderilmiş ve onlar bugün burada duruyor. Diğer taraftan bu ülkelerden resimler de alınmış. Şimdi bu çerçevede işte önce mesela Yıldız albümleri çerçevesinde Türk-Fransız ilişkileri ilgili bir kitap hazırlanmıştı. Bilahare gene Yıldız albümlerinden yararlanmak suretiyle Türk-Alman ilişkilerine yönelik bir kitap hazırlandı. Bugünkü etkinlik de Yıldız albümlerinin çerçevesinde Türkiye ile İngiltere ilişkileri nasıl gelişmişti? Bu fotoğraflara değerlendirme suretiyle bu ilişkilerin gerçekten altyapısını görmek mümkün olabiliyor. Son bir aşama olarak da tabii Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkiler gene bu çerçevede değerlendirilecek. Dolayısıyla bununla ilgili hazırlanmış olan bir kitap. Tabii diğer taraftan da gene Yıldız albümleriyle ilgili hazırlanmış olan bir belgesel vardı. Önce o belgeselin gösterimi yapıldı. Bilahare de konuşmalarla işte Yıldız albümünün önemi nedir? Ondan sonra Sultan II. Abdülhamit döneminde İngiltere'ye nasıl bir bakış açısı vardı? İki ülke arasındaki ilişkiler nasıl cereyan ediyordu? Bununla ilgili değerlendirmeler yaptık.